Merhaba, DIA yazılım AŞ olarak 2004 yılından bu yana DIA kurumsal yönetim sistemini geliştiriyoruz. DIA kurumsal yönetim sistemi ile KOBİ'lerin bulut üzerinde çalışan ihtiyaçlarını, nedir bu ihtiyaçlar? Satış yazılımı, sahası satış yönetimi, satın alması, muhasebesi, finans yönetimi, e-ticareti, e-devleti birçok ihtiyacını KOBİ'lerin hizmetine sunmuş durumdayız. Bu hizmetle biz neler artı sağlıyoruz KOBİ'lere? Hem donanım maliyeti tarafında donanım yatırım maliyetlerinin düşmesini, hem lisans maliyetlerinin düşmesini, hem de ticari yazılım lisanslarını düşürmeyi amaçlıyoruz. Ve bu sayede KOBİ'ler hem yedekleme ihtiyaçlarından, hem donanım yatırım ihtiyaçlarından, hem birçok hırsızlık gibi karşılaştıkları veri kayıp sorunlarından, virüs gibi sorunlardan kurtulmuş oluyorlar. Aynı zamanda DIA çözüm kütüphanesi içinde dediğim gibi e-devlet tarafında şu anda çok aktif bir şekilde kullanılan, talepte olan e-fatura, e-defter ve e-arşiv hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda son dönemimizin en aktif konularından biri e-ticaret tarafında yine bulut üzerinde çalışan, yine muhasebe sistemiyle birebir entegre olarak çalışan e-ticaret tarafında hem B2B hem B2C olarak, hem bayağı yönetimi hem de müşteriye son kullanıcı yönelik internet satış sitelerinin yönetilmesi ve entegrasyonu tarafında da KOBİ'lere hizmet sunuyoruz. 2016 hedeflerimiz de bu çözüm kütüphanesini geliştirmek, daha fazla çözümle farklı sektörlere çeşitli ihtiyaçları çözümler geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bir hedefimiz de iş ortağımızın, 100'ün üzerinde iş ortağımız var tüm Türkiye çapında. Bu iş ortağımızı genişletmek ve iş ortaklarımızın yeteneklerini arttırarak DIA tarafında eğitimlerini kanalize olarak daha son kullanıcıya, son müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek ve memnuniyetimizi arttırmayı hedefliyoruz. 2016 yılındaki hedeflerimizden biri dediğimiz gibi iş ortağımızın tüm Türkiye çapında genişlemesi. İstanbul bazında birçok iş ortağımız var ama Anadolu'ya da BT Vision desteğiyle yayılmayı hedefliyoruz. Ve Anadolu'da gerçekleşecek 10 adet BT Vision toplantısına katılarak, sponsor olarak son kullanıcıya tanıtımlarımızı yapmak, hem iş ortağımızı genişletmek istiyoruz. BT Haber'in desteğiyle de reklam tarafında sponsorluk olarak iş ortağımızı genişletmeye hedefliyoruz.